literatüre yeni bir bakış açısı sokmak istiyorum. O yüzden de senle <laughs> bu sefer biraz... işte böyle duymadıydım literatüre bir şey sokmak istiyorum falan. <laughs> ya öyle sokmak istiyorum istiyorumu çok vurgulayarak söyleyince şık olmuyor hocam yani ama... Bir yani... şey değil ya. <laughs> Yok ben de o anlamda söylememiştim yani. Bir tanımlamaya, daha doğrusu bir bakış açısı geliştirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şu emeklilik konusunda. Bizde emeklilik kavramının kendisi bence artık yetersiz kalıyor. Emekli olmakla alakalı bir şey düşünen insanların ihtiyaçlarıyla karşılaştırdığımızda. O yüzden bir bakalım, bir böyle beraber dilimlemeye çalışalım. Bir literatürde yeni tanımlar edindirtebiliyor muyuz? Yapabilir muyuz diye. Yemekli zaten saçmaydı da bana göre biliyorsun yani. <laughs> ya Kap, bizdeki... Kaplumbağanın emekli olmadığı bir dünyada. <laughs> saçmaydı ama işte 1990'lar modernist bakış açısı evet. klasik. O bir emeklilik tanımımız var ve bizdeki genel olarak emekli tanımı a öldün oyundan çıktın gibi bir şey yani bir evet. e, şeyde çalışıyordun artık çalışmıyorsun evde karına Iskart başına belasın çıkma. falan ha yani erkek böyle işte kadın sen emekli olunca bambaşka sorunları var direkt sistemden çıktın karar verme mekanizmasından çıktın gibi bir şeye karşılık geliyor. Bir de bunun karşılığında Türkiye'nin neredeyse önemli bir yüzdesi emekli oldu. Emekli olacak. Emekli olmakla alakalı motivasyonu var. Herkes emekli olduğu için çok mutlu. Asgari ücretin yarısı kadar maaş alıp emekli olduğuyla alakalı bayrak açan Yani insanlar böyle da. ergenken emekli olabileceğimi hiç düşünmemiştim ama şu anda ben o durumdayım yani. İlk evet önce. yani Türkiye'nin çok önemli bir kısmı da o durumda. Bunu biraz başka kategorilerle ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Herkesin emekli olmayla alakalı talebinde 4-5 tane farklı başlık fark ediyorum. Bunlardan bir tanesi, birinci aşaması, bence 40'larına yaklaşan herkesin, hatta 35'lerinden sonraki herkesin hakkı olduğunu düşündüğüm bir şey. O da şu: Başkasının kararlarının altında deforme olmaktan emekli olmak istiyorum. Bu birinci aşama. Ha, emir altında çalışmayacağım. Emir abi. altında çalışmayacağım ya da başkasının kararlarının o manipülatif bir baskısı var. Bu şirketlerin altında çalışıyor olabilirsin. Patronların altında çalışıyor olabilirsin. Bütün ee, beyaz yakalara selam olsun. <laughs> i̇nsanlar önce bundan emekli olmak istiyor. Bak daha az çalışmak istemiyor. Aslında Tabii. derdi daha az Tabii. çalışmak değil. Ya da işte ne bileyim mesela iş stresi yani nitelikli iş yapmayla alakalı iş çatışmalarını oluşturduğu stresten de kaçınmak istemiyor. Asıl birincil istek bir başkasının yönetimi altında kalmaktan çekinmek istiyor. Tabii. Bu emekliliğin bence emekli olmanın birinci aşaması yani ilk ilk seviyedeki hali. Ki zaten çıraklık böyle ustalığa dönüşüyor. Yani ustanın yanında sen onun emir ve direktifleriyle sormadan etmeden çoğu zaman bir şeyler yapıp tekrar ediyorsun ama bir yer geliyor artık diyorsun ki onun gibi değil ben kendi istediğim gibi yapacağım dediğinde ustalık başlıyor zaten biraz aslında oraya gitmesi lazım da bu bazında ömür boyu sürüyor. Mesela ben akademiyi bırakmam çok zor oldu. Orası bir aşama. Yani şimdi onun iki yüzü var. İki, iki ayrı bakış açısı var. Bir tanesi bir başkasının kararları altında şöyle bir baskı yaşıyorsun. Bir başkası şirket oluyor. Senin başına genel müdür diye işi yarı yarıya bilen bilmeyen adam atıyorlar. Ya da bilmem ne oluyor falan. İster istemez o adamın sürecinin altında tekrar o adamın o hayatı öğrenmesine eşlik etmek için onun iki kademe altındasın diye e, saçma sapan bir adaptasyon, uyum, aksak olduğunu bildiğin, yavaş olduğunu bildiğin iş süreçlerin adaptasyon bu işin bir yüzü. Bir de bunun karşı yüzü var o da şu. Ömrümüz boyunca başkasının karar almasından kaynaklı sorumluluk almadığımız bir dünyada birdenbire kendi sorumluluğumuzu alma kademesine geçiyorsun. Bu da işin ters yüzü. Tabii. Yani bu, bu da işi çok zorlaştıran şeylerden. Sana bir yük ters. getiriyor yani sonuçta. Ee, önemli bir yük getiriyor çünkü bundan sonrasındaki yaptıklarından İyi ise iyi, kötüyse de kötüyü sen üstleneceksin. Kimden şikayet edeceksin değil mi? <laughs> evet, şikayet edecek kimse kalmıyor. Çıkacağım, kendime küçük bir butik restoran açacağım. İşte minik beyhane açacağım. Kendi dükkanımı, kendi fırınımı açacağım. Seramik atölyesi açtımla alakalı taleplerin önemli bir bölümü bence bu birinci aşamadaki şeyle alakalı. Emekliliğin ilk kalıbıyla alakalı. İkinci bir aşama emeklilikte, bu, bunu geçirdikten sonrasında ikinci bir aşama yavaş yavaş şey duygusu, yüksek yoğunluklu iletişim stresini istememe hali. Yine çok çalışabilirim, yine yüksek stresli işlerin altında olabilirim. Ama sorun çok kalabalık kadrolarla devamlı yeni tanışmalar, onları idare etmeler, kişilerin ilişkileri yani network yönetimi, o networkin içerisinde sağlıklı kalma. Buradan birazcık feragat istiyor insanın zihni. Çünkü bu iş ilişkilerini yönetme de çok yüksek glikoz harcatan işlerden bir tanesi şeydi. İnsanı iki, ikinci derecede yorduğunu düşündüğüm şeylerden. Sonra üçüncü aşamada bizim emekli dediğimiz bölüm geliyor ki bence bunun şeyi 65'inden sonra yavaş yavaş fiziki yorgunluk var. Gün içerisindeki mesaiyi azaltalım. Hani günde biz 6 saatle 10 saat 11 saat arası çalışabiliyoruz duruma göre. E, fiziki mesai, yine masa başında yazı yazıyor olabiliriz, bilmem ne olabilir. O önemli değil ama Oraya toplantıya gittim. Akşam Kayseri'de işim vardı. İşte oradan gelirken insanların önemli kısmı böyle de bir, bir, ritimde yaşıyor. Bu ritmin birazcık zamanlamasını azaltmak gerekiyormuş gibi görünüyor. Son dördüncü aşamada ise tamamen kararların, yetkinin ve ilişkilerin kendi alanına sıkıştırılmış üretim aşaması. Çoğunlukla yazmak, ...ya da öznel fikirlerini paylaşmak falan diye diyebileceğimiz... ...bence bunun yaşı da 80'ler civarı... ...80'ler civarı oluşa gelen bir hal. 80'lerde trit olursun be abi artık. yani evet. ee, Bari 70'ler yapalım da ayağımız alır. Hadi yani. tamam hadi 75'ler yapalım. yapalım. Tamam, tamam. Konunun kendisini. Böyle bir kategorik ayrıma ihtiyaç olduğunu, bunun tanımlanmasına, sıfatlanmasına talep edilirken ne talep ettiğimizi bilme duygusuna ihtiyaç oluyor. Her seferinde emeklilikle alakalı hikayeye başlarken kümülatif tarif ediyoruz. Ben emekli olacağım. Tabii. Emekli olmak istiyorum. Yani hani bu banttan çıkmak istiyorum falan. Halbuki bunun iki sene sonrası ya depresyon, ya karıdan boşandık, Aynen. ya bilmem ne Aynen. falan gibi başka bir aşamaya geliyor. Hastalık oluyor ya. Hastalık çıkıyor insanlarda. Evet. Yani mesela sen böyle sınıflandırana kadar ben düşünmemiştim ama ben çoğunlukla mesela emekli olmayı istedim yani son birkaç senede hatırlıyorum öyle bir emekli olsam diye düşünürken bunu sadece kendi başıma daha çok çalışabileyim diye istedim. Yani evet. gideyim de bilmem nerede yayayım diye istemedim yani böyle bir niyetim yoktu. Bir çok insan bakıyorum aslında kafasında planı, projesi, programı bir şey var, bir hayali var ama mesai yaparken ya da işte günlük sorumluluklar için bunu yapamıyor. Diyor ki yani ben emekli olayım bunu yapayım ama emeklilik öyle tekil kodlandığı zaman da emekli oldum zaten ölme vakti de geldi. Artık ben hayatta hiçbir işe yaramam. Ekonomiye katkı da yapamıyorum. O zaman buradan çekip gideyim de işte emeklilik hastalıklarının falan başladığı dönem oluyor. Belki de hakikaten hani ya bir olay senin için çok önemlisi. Onu ifade eden çok fazla kelimen vardır. Çok fazla kategorin vardır diye. Eski modaların karla ilgili bir sürü kelimeler olması gibi. Belki de bunu böyle bölmek hakikaten ömrün uzadığı, imkanların arttığı ve erişkin eğitiminin açık beyin bu kadar hani talep gördüğü bir dünyada bize gerçekten başka hareket alanları sağlayacak. Ben şimdi mesela birçok akademisyen, özür dilerim akademisyenler örnek vermeyeyim. Serbest piyasa daha iyi. Çünkü eskiden şey derdim yani akademisyen olup da dünyada başka bir iş yapamayacak çok az insan vardı. diye o kararım değişti. Öyle değil. Yani bizde çünkü akademisyen olmak için böyle çok üstün özellikler gerekmiyor. Böyle hani tıp fakültesinde ya da hede hede mühendisliğinde böyle zor okunan bir okuldaysanız tamam orada bir elekten geçiyorsunuz ama akademinin çoğu öyle değil. Özel sektörde hakikaten böyle bir şirket yönetmiş, ne bileyim karmaşık süreçleri uzun süre yönetmiş bir insanın, yani gerçekten o dediğin gibi birilerinin emirlerini yerine getirip de rutini doldurmaktan ayrıldıktan sonra kendi başına yapabileceği çok fazla şey var. Yani hele biraz da teknik yeterlikle ilgili bir okur yazarlık geliştirmek için kendine vakit ayırsa, işte chat GPT gelişmiş bilmem ne olmuş onlara bir baksa mesela, yani bu ortamda verimliliğini 3-4 kat arttırabileceği yeni bir hayat moduna girmesi çok mümkün. Ve galiba bizi de toplum olarak düze çıkaracak çok önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Çünkü orta yaşın üstünde tonla mutsuz, asık suratlı, yarından umutsuz, o yüzden bebeğe beliye eziyet eden ya da işte beraber çalıştığı insanlar hayatı dar eden tiplerle çevrilmiş vaziyetteyiz. Bu insanlar zihnen böyle bir özgürlükleri ve açılımları ya da seçenekler olduğunu bilirlerse, bu yöntemle düşünmeye başlarlarsa, İnşallah kendileriyle daha fazla uğraşırlar. Etraftakilerle daha az uğraşırlar ve biz de daha rahat ederiz. Ben mesela hayatım boyunca yediğim mobbinglere bakıyorum. Hep böyle tipler. Emekli olmamak. Yani hayattan ölmemek için neyse bitene meslekleri ona asılmış ve onun içerisindeki teritoryal belirleme refleksleri nedeniyle etraflarına yaklaşan herkesin canını ot tipler ve bunu bir hayat tarzı olarak benimsemişler. Çünkü dışında bir opsiyon yok. öyle başka bir şey düşünemiyor. Başka bir hayat hayali yok. E dolayısıyla bu başka insanlara dert olarak yansıyor aslında. Şimdi bakınca işte tıp diyor ya 15 sene daha yaşarsanız 130 yaşınızı göreceksiniz diye. Çok sıkıcı bir hayat abi. Yani tekil emeklilik düşüncesiyle gerçekten hayatta geçmez. Ama senin dediğin gibi 3-4 kademeye bölebilirsek bu işi. Gerçekten ben yüzlerden sonra evet. memoir yazabilirim. Yani. Şunu fark ediyorum. Ben de işte kültürün evrimini ilginç bulup, Hani emeklilik kavramının bizim kullandığımız emeklilik hikayelerinin kökünün nerede olduğuna baktığında bizdeki emeklilik kavramı beden işçisi için yaratılmış top, bir kavram. Tabii tabii tabii. Yani sanayi bu... devrimi fabrika işçisi mu? Bravo 100 sene öncesi fabrikada çalışacak, emeğiyle çalışacak olan, kas gücüyle çalışacak olan adam için bir emeklilik kavramı yaratılmış. Emeklilik hikayeleri. Artık bu kadar yorulmamalısın. Yaş geldi. Bu arada 40'ında emeklilik yani insanlar 16'sında yetişkin oldukları için 40'ında 45'inde insanlar yaşlı görünüyordu. Hani emeklilik makul göründüğü bir durum. Şimdi dünya değişti. Şimdi rol model yok. Tabii. Yerine de oturtulmuş bir şey yok. Burada da şeyi çok ziyan edecek buluyorum. Yani önümüzdeki 100 yılı bu konuyla alakalı karmaşalar ve rabarbalarla yaşayalım. 100 yıl sonra işte seçtiğimiz bir tanesine devam ediyor. Hayır ona gerek yok. Bunu problem olarak fark edebiliyorsak şimdiden problemin cevabını, olasılıklarını, yürünebilecek, uygulanabilecek modellerini üretelim. De 100 tamam. 100 sene sonra böyle bir sorun yerine bambaşka bir sorun olacak. Bambaşka bir şey, evet. Şimdi bir yaş uzadı. İkincisi e, süper karma kültürlü bir adam grubu oluştu. Evet. Şimdi bak Z kuşağının dışında bunu da doğru tanımlamak gerekiyor. Yani şu anda 50'li yani 40'lı 45'li yaşlarından 55-60'lı yaşlarına kadar ki grubun kendisi, o bir grubun göbeğindeyiz. Süper karma grup kültürel anlamda. Yani ilginç ve meraklı bir yatkınlığı varsa yeni teknolojiyi, süreçleri, kültürü de biliyor. Aynı zamanda Toroslar takas dönemini de biliyor ya da ya da işte radyoya bandrol parası ödendiği dönemi de biliyor falan. Şimdi bunların kim nesiniz ya? <laughs> Şimdi bu süper karma hikayesi aslında toplumsal üretim açısından doğru elekten geçirildiğinde biçimlendirildiğinde muhteşem faydalı bir yapı. Ya da bu zihinler kendi seçeneklerini görebildiğinde. Görebildiğinde ama bu zihinlerin büyük bir bölümü ben emekli olacağım deyip Urla'ya yerleşip eşinden boşalıp geri gelip çocukla kavga edip bilmem ne öyle öyle bir Urla'daki bütün fiyatları arttırıp <laughs> <hasta haste gülüyor> ettiniz adam ya yer tutamıyoruz vallahi. Ve yani hani böyle karma karışık bir süreç yani çok büyük bir ziyan olan. Niye e çünkü 100 yıl öncesinde beden işçisi üzerinden kurulmuş emeklilik kavramını hala aynı metotla kullandığı için. Halbuki onun yerine yeniden bir bakmaya, yeniden biçimlendirmeye ihtiyaç var. Yani mesela şimdi emeklilik maaşının çok özel koşullar haricinde bir kişinin yaşamsal giderlerini karşılamaya yetmeyeceği belli. Yani her ya bu konuyla ki, alakalı. Bunun bir ekonomik problemler silsilesi var arka tarafta bu ayrı. Bir de bunun ön tarafında demek ki bu emeklilik emekli olmayla ilgili verilmiş kararın biçimi aslında bir şeye destekle alakalı bir formül. Yani birazcık bu zihinle beraber düşündüğümüz bir yapı kurmaya ihtiyaç var. O yüzden bu katmanların içerisinde biz neyden emekli olmak istiyoruz? Yani biz aslında yoran ne gerçekten üzerimizde baskı oluşturan ne, neyin şeklini değiştirmek istiyoruz üzerine odaklanıp bir kategorik sistem yaratmak gerekiyor. Ben bunu böyle cebimden uydurdum. Emeklilikler. Ama cin fikir geldi. Söyle. Senin <laughs> kategorilere göre farklı emekli maaş düzeyleri belirlesek mesela, değil mi? Devlet bunu desteklese mesela. Sen artık kendi başına serbest girişimci olarak takıl. Beyaz ek olarak çalışmaktan çık. Ben sana atıyorum ayda 3 bin lira vereyim falan. 4 bin lira cep harçlığı gibi. Ondan sonra sen ikinci aşamaya geçersen bu olsun 7 bin lira. sonra Mesela şöyle mi? olabilir bir model olarak. Devletin işleyişinde de olabilir. Şirketler işleyişinde de olabilir. Kişinin kendisini danışman rolüne almakla alakalı düzgün pozisyonlar geliştirmek mümkün olabilir. Evet. Yani böylece onu yarı zamanlı indirirsin ya da işte daha freelance çalışabileceği bir duruma indirirsin ama bir danışman olarak yani bilgi üretme, kritik ve krizlik süreçlerin yardımcısı olmayla alakalı yeni bir rol ataması yaparsın. Bu süreci çok hızlandırabilir. Sektöre göre, şirkete göre, yapıya göre bu roller değişebilir. Sadece buralara daha yaratıcı olduğumuz, emekli oldum ve oyundan çıktım kuralının dışında başka bir şeyle bakmak ve daha da önemlisi buraya yeni kavramlar koymak gerekiyor. Bizim üniversitede aktif kullanılıyor mu ama emeritus diye bir kavram vardı. Belki daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Ya, emeritus o. şey, bir oradan görev yaptığı yerden emekli olan hocalara genellikle orayla görev ilişkisi bitmesine rağmen asgari bir maaş bağlanıyor ve bir oda tahsis ediyor. O kişiler istedikleri zaman kendi mesailerince oraya gelip çalışıyorlar. Hocalara ve öğrencilere danışmanlık veriyorlar. Emeritus statüsü yani böyle her hocaya da yapılmayan ama ya bu kalbur üstü bir şeydir. Hani bu kadar birikimi vardır bundan faydalanın diye aslında kültür transferinin çok etkin olduğu bir pozisyondur. Bizim mesela Hacettepe'de ben öğrenciyken bizim hocalarımızın hocası olan rahmetli Ahmet Noyan Hoca ki fizyolojinin Türkiye'deki duayenlerindendir. Her sabah bizimle servise binerdi adam. E, İskoç takımları şeyi böyle şapkasıyla falan bizim yanımızda ders çalışırdı. Üniversitede de odası vardı. Emekli olalı kaç yıl olmuş. Zaten 100 yaşına yakın vefat etti bildiğim kadarıyla birkaç sene var. O mesela bizim hepimize bir şeyler öğretmiştir. Ta öğrencilik döneminde biz ondan sonraki üçüncü nesiliz mesela. Şimdi böyle bir işlevselliği sağlayabilecek örnekler var aslında. Bu yapılanma mümkün. Evet. Ama tabii ki herkese değil. Sen herkese danışmanlık verdiremezsin. Bütün iş yaşam boyunca lanet bir adam olmuş birisinin danışmanlık statüsünü almayacaksın. Böyle statüler koyduğun zaman zaten oraya kendini yetiştirmeye çalışan insanların da zihni yönlendirmiş olacaksın. Evet, yani o, evet. Bir de öyle bir yol açacaksın buna. O zaman işte bizim şu anda pek beceremediğimiz, herkesin Google'dan hayatı öğrenmeye çalıştığı bir dünyada yani gerçekten hayatı tecrübeden öğrenmek, bilgelikten öğrenmek gibi bir şans tekrar doğacak belki. Ben açıkçası bu ister bir kişi bankacı olsun ister, bilmiyorum herhangi bir meslek yani akademisyen de olsa ne olsa emekli olduktan sonra o kadar senelik tecrübenin atıl bir vaziyette Ayvalık'ta yazlıkta ya da cami cemaatinde heba olmasını kaldıramıyorum. Yani bir sürü yeni civciv var mesela. Ben ilk akademisyenlik günlerimi hatırlıyorum. Kuzey güney neresi hiçbir şey bilmiyorsun tamam mı? Orada biri gelip de bir akıllıca bir laf etse sana. iki sene zaman kazandıracak sana belki. Seni bir kuantum sıçramasına sokacak. Ki Allah'tan öyle insanlarla karşılaştık. Hem öğrenciyken hem asistanken. Mesela bu insanların hepsinden her sektörde böyle faydalanmak mümkün ama emeklilik abi çok garip bir şey ya. Yani bir kaplumbağaya 85 yaşına geldiğinde daha önde 150 sene var ama sen artık kaplumbağalık evet, yapmayacaksın. <laughs> Burada, Burada tehlikeli olanın yeni ya da deneysel yeni pozisyonları seçmek olmadığını düşünüyorum. Burada tehlikeli olan biz hiç konuyu bilmeden senin senle tanışırken ki ilk cümlelerinden bir tanesidir sorduğun sonra hatta üniversitenin içerisindeki bir konferansında da kullandı. Nereden biliyorsun sorusu. Evet e, bir hikayesi. Bizde mesela emeklilik emekli olmak istiyorum. Nerede emeklilik nedir nereden biliyorsun? Hı. Emeklilik... Bir zoom yapsam bittik yani. Ha yani emeklilik nedir, nereden biliyorsun sorusunu kendimize sorduğumuzda tuhaf bir şey çıkıyor. Emeklilikle alakalı beklentilerimiz tuhaf çıkıyor, emeklilikle alakalı bu birçok kavramda bu böyle yani ilerlerken. Ne beklediğimizi ya da ne umduğumuzu düzgün sorgulayamadığımız için zaman kaybediyoruz ve ekonomik pozisyon kaybediyoruz tüm dünyada bunun araştırmasını yaptım. Yani fırsat olursa düzgün bir şekilde tekrar denk gelirse paylaşırım da. Tüm dünyanın, Türkiye'de değil, en karlı dönemi 45-65 yaş arası. Yani buna krallık kararları dönemi deniyor. Krallık kararları dönemi herkes ne meslek yapılıyor olursa olsun en karlı dönemi, en çok para kazanılan, en çok sözünün değer ettiği dönem 45-65 yaş arasındaki dönem. Şimdi biz 45 yaşındaki adamı emekli ediyoruz. Yani en kritik kararları vermesi gereken adamı zihnen de emekli olmak istiyor. Yani hani zihni olarak da ben emekli olacağım dışarı çıkacağım falan gibi. Hayır yani... Ama emekli etmesen de o pozisyonu veremiyorsun zaten ikilem burada. Yani o pozisyonu verebiliyor olsan, o özgürlüğü ona sağlayabiliyor olsan ya da onun o birikimden istifade edecek bir mekanizman olsa zaten emekli etmezsin. Burada hani iki ucu kis pis değnek muhabbeti var. Zaten öyle bir mekanizman yok Dolayısıyla mecburen başından savuyorsun aslında. Başından da savuyorsun. Sistem ona emekli etmiyor olsa bile kişi 45'ine gelince benim emekli olmam gerektiğini Tabii işte o düşünüyor? sistem bunu bir ha, propagandasını yapıyor. Halbuki hayatında bir şey değiştirme vakti gelmiş 45'ine geldiğinde. Ama değiştireceğin şeyin sadece tek bir adı yok emeklilik diye. Başka başka yapıları, biçimleri, kültürü değiştirerek evriltmen mümkün. Ben birçok 60 yaşının üzerindeki adamın İşle alakalı yüksek stresli kararlarda hiçbir sorun yaşadığını görmedim. Ama şeyde sorun yaşıyor. Abi son 40 yıldır aynı adam tiplerini eğitmekte. Bunda sorun yaşıyor. Ondan yorulmuş yani Tabii. hani o ilişki Tabii. tiplerini yürütmekte. E ondan emekli ol. Hani oradaki tavırdan ama işten emekli olma, üretmeden ya da yapılandırmadan emekli olmayacak bir model geliştir ya da yapı geliştir. Abi benim e, yani biraz fazla yaşadıktan sonra bu dünyada işte 50 sene az zaman değil. Hayatı biriktirmekle ilgili yeni bir fikrim oluştu aslında. Bu emekliliğe faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi onunla ilgili geçen gün defterime bir şeyler karaladım da. Bir mesleği yapıp o mesleği ömrün sonuna kadar sürdürmeye eski tip bir hikaye ya. Hı hı. Şimdi bugün hikayesine bakıyorum sadece bende değil bir sürü insanda sende de var benzer bir şey. Hayatında nerelerden geçtiysen, iş dünyasından geçtin, sanatla uğraştın, tiyatro yaptın, ne bileyim gezdin, tozdun, seyahat ettin. Şimdi bunların hepsinin sende iyi olarak sana artı katan tarafları olduğu gibi hoşlanmadığın tarafların da oluyor. Ve böylece arada bir hatta sıklıkla hayatında mod değiştirerek iyi karşılaşmaları yanına alıp onlardan bir kombin yapıp kötüleri arkada bıraktığın faz değişimleri yani sıçramalar yaşamaya gerek var. Şimdi bunu yapabilen insanlara bakıyor. Her zaman böyle ferah feza bir eli yağda, bir eli balda olmasa da Mutlular abi. İyi diyor, iyi gidiyoruz diyor. Yani bir şey yapıyor. Mesela umut'la bir şeylerle uğraşıyor. Devamlı bir çabalama, gayret halinde. ve böyle yorgun, bıkkın, şikayet eden modelde tipler değiller bunlar. Ama mesela o tekil meslek, ben bucuyum ve bu biterse muhtemelen ölürüm kafasında olunca ben bunu şeye benzetiyorum, yani bir tarlan var, ekiyorsun, ürün çıkıyor. Fakat ürünle birlikte ayrı kotunu, taşı, toprağı ne varsa hepsini alıp yemeye kalkıyorsun yani. Ya öyle bir şey değil. Ürünü topla, tarlayı bırak yani. Bir sonrakisi gelsin başkası eksin onu. Biz onu her şeyiyle kendimizi tanımlar bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Biraz yaşamdan seçerek biriktirme, rafine etme ve bir sonraki fazda o seçtiklerin üzerinden yeni bir şey deneme. Sonra bir sonraki faz, bir sonraki faz. Ben mesela arada bir hayal kurarım. Bilmiyorum bu kadar ömrüm olur mu ama 80'lerimde kendimi düşündüğüm zaman. Ya böyle bir çok zengin varlıklı falan bile olsam. Böyle bir yazlıkta yatmak hiç benim yani tahayyülüme girebilen bir şey değil. Yazlığa giderim tamam deniz kenarına inşallah gezmek isterim ama abi bir şey yapıyor olmakla ilgili bir hayalim var ve en güzeli de 80 yaşıma kadar yaşarsam ne yapıyor olacağımı hayal bile edemiyorum. Çünkü ben bugün yaptığım şeyi 10 sene önce hayal edemiyordum yani öyle bir şey yok. Muhtemelen 80'ler civarında şu uzaya gitme işine bizim paramız yeter. Mesela bu deneyim iyi bir deneyim olabilir. Sinan Gezer Avcı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ge Gezercanam. Tamam. <laughs> tamam. Bence bence 80'lerde 80'e kadar para biriktirirsek ancak öyle para biriktiririz. O da o fiyatı ucuzlar o zamana kadar. Mesela yani ne? 30 yıldan bahsediyoruz. 30 yıl iyi bir zaman. Yani bu tarz değişimler için. Mesela uzay kendi... başlasak. Ha uzay uzay denenebilir bir bir şeyde. Her ay 10 dolar 10 dolar kaç lira yapar? Abi havasız ya buralar. Ben daha böyle güneşli ve yine de yani. yaşadığın dünyanın tümünü, uzayın kendisini merak tabii, etmiyorum. Tabii, tabii, tabii. Yaşadığın dünyanın tümüne bütün bir blok halinde ve bir gerçeklikle bakıyor olma deneyiminin iyi olacağını. IMAX'e git abi. Orada güzel gözüküyor. <laughs> Valla orada ben seyretmiştim büyük IMAX hani markada. Uzaydan çekilmiş dünya görüntüsü var dedim. Küçük bir noktayız ya falan. O aydınlanmayı ben de yaşadım. Yani. Aha, Onun için o kadar masrafa gerek yok. Gerçi biz 80'e gelene kadar 30 yılda muhtemelen bu onda birinden daha ucuza gelecek. Çok düşecek fiyatı yani. Evet, evet. Ee, biz aynı düzeyde kazansak bile gidebiliriz. Tamam ben ikna oldum. Şu anda yeri ayırttıralım yani. <güler> tamam. Yani bu, bunun üzerine düşünmek lazım. Emeklilikten nereye kadar geldik bilmiyor olmayan <laughs> mevzu. Emekli olma uzaya git. Videomuzun konusu bu. <güler> tamam. Videonun adı da bu oldu. <güler> Şeydi, Son dakika. <laughs>